Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Piyasalara baktığımız zaman kıpkırmızı, herkes kan ağlıyor. Ben de bulduğum ilk fırsatta bilgisayarın karşısına geçtim. Baktığımız zaman çok ciddi bir düşüş var. Bana göre bu düşüş ayının ömrünü kısalttı. Yani eğer ki biz buradan şöyle 46 bin lira doğru bir hareket yapsaydık, oradan satış yeseydik, bence ayı sezonunun ömrü uzamış olacaktı. Yani daha uzun bir ayı sezonu geçirecektik. Ama şu anda bu hareket gelmeden buradan tam gaz aşağıya bastıkları için ben ayı sezonunun ömrünün kısaldığını düşünüyorum. Hatırlarsanız yükseliş zamanları da size benzer şeyler söylüyordum. Eğer ki bu dalga son dalgaysa, son yükseliş dalgasıysa burada düzeltme yapmadan yükselmemiz lazım. Aynı durum ayı sezonu için de geçerli. Dediğim gibi buradan eğer ki biz 46 bin lira doğru bir hareket görseydik bana göre ayı sezonunun ömrü uzayacaktı. Ama buradan tam gaz aşağıya devam ettiğimizden dolayı ayı sezonunun ömrü kısalabilir diye düşünüyorum. Onun dışında günlük baza geçtiğimiz zaman burada bizim takip ettiğimiz en önemli nokta bildiğiniz gibi şuradaki mumun iğnesinin geldiği nokta. Ortalama olarak 29.700 dolar bandı ve burası bizim dip destek noktamızdı. Çünkü arkadaşlar en sonki düşüşte bakın burada çok ciddi bir alım geldi. Yani 29.700'lerden bizi neredeyse 44 bin lira taşıyacak kadar bir alım geldi. Ve şu anda Bitcoin'in fiyatına baktığımız zaman da buraya tutunmaya çalıştığını görüyorsunuz. Şimdi iki tane senaryo var benim kafamda. Şimdi burada arkadaşlar 29.700'de en sonki düşüşte çok ciddi bir alım geldiği için buradaki insanların belki stopunu patlatmak isteyebilirler. Şimdi buradaki stop patlatma operasyonu olacaksa 29.700'ün altında böyle iğneli bir hareket gelir. 29.700'ün altında stoplar çalışacağı için böyle iğne atar. Sonra çok ciddi alımlar gelir ve buradan hacimli bir mum görürüz diye düşünüyorum. Eğer ki burada alım yapanları yemek isterlerse böyle bir hareket yaparlar. Ama dediğim gibi bu çok hızlı olur. Muhtemelen kimseye alım fırsatı vermezler. Hızlı bir şekilde tekrardan kendisini 30 binlerin üstüne attığını görürsünüz. İkinci durumda ne olur? İkinci senaryoda buradaki buralar arkadaşlar baskın gelir ve 29.700 dolar bandını koruruz. Ve buradan tekrardan yukarı doğru bir hareket gelebilir diye düşünüyorum. Ama benim kendi kişisel görüşüm 3 aşağı olmuş, 5 yukarı olmuş. Bunun çok fazla bir önemi yok. Şu anda altcoin'lere baktığımız zaman gerçekten mükemmel fiyatlardılar. Yani baktığımız zaman mesela Neo şundan bir ay önce 140 dolardaydı. Şu anda bakıyoruz 27 dolarda. Yani bu inanılmaz bir fırsat bence. Ve çoğu altcoin'de benzer durumlar var. Çok 3 aşağı 5 yukarı buna çok fazla takılmayın derim. Buralar bana göre çok güzel yerler. Dediğim gibi belki bir ihtimal şurada alım yapan insanları ezmek adına yani onların stoplarını patlatmak adına belki iğneli bir hareket görebiliriz. Ama o da iğne olarak kalır diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu düşüş düzeltme yapmadan böyle düşmesi bana göre ayının ömrünü kısalttı diye düşünüyorum ben. Artık bu saatten sonra bekleyeceğimiz olay hacimli bir mum. Yani burada artık böyle büyük bir oyuncunun balinaların gelip parayı masaya vurup böyle tek seferde yukarı doğru uzanan hacimli bir mumun gelmesi lazım diye düşünüyorum. Onun gelmesi de yakındır muhtemelen bu hafta içerisinde bu mumun gelme ihtimali çok yüksek. Ve bu esnada da 3 aşağı 5 yukarı bunun çok fazla bir önemi yok bence. Dediğim gibi artık bunu bekleyeceğiz. Ve ben gelmesinin de yakın olduğunu düşünüyorum. Burada bakın dalgalar halinde piyasaya düşürdüler. İnsanları korkutarak, piyasaya haberler pompalayarak dalga dalga piyasayı düşürdüler. Artık buralarda büyük bir oyuncunun, büyük bir balinanın gelip küçük yatırımcının sattığı malları tek seferde alıp böyle yukarı doğru hacimli bir mum getirmesi lazım diye düşünüyorum. O zaman bilin ki balinalar almaya başlamıştır. Şu anda izlediğim bu şekilde günlük bazda anlattığım olayı lütfen iyi anlamaya çalışın arkadaşlar. Şuradaki gelen alımdaki insanların stoplarını patlatmak isteyebilirler ama şu anda genel olarak durumlar bu şekilde. Herkese bol kazançlar.